TYT'de paragrafta çıkabilecek kelimeleri konuşacağız bugün arkadaşlar. Çok çok önemli bir mesele çünkü biliyorsunuz ki her sınavda mutlaka karşımıza geliyor. Ben de bu kelimeleri derledim. Geçen seneki kampımızda yok o yüzden böyle dikkatlice dinlemeniz gereken bir mesele. Hepsini konuşacağız. Video ders kitaplarımız artık önümüzde. Hemen şöyle gösterelim. Hızla ilerliyoruz arkadaşlar. Video ders kitapları her branşta çok önemli. Yani dil bilgisinde, edebiyatta, paragrafta. Önce bunlar bitecek. Ondan sonra soru bankalarına geçeceğiz. Hemen soru çözmeye geçerseniz paragrafta yaptığınız temel hatanın esas sebebi budur. Hemen soru çözmeye geçmek. Şimdi sayfalarımız artık 200'ü gösteriyor. Video ders kitabımıza sayfa 200'ü açıyoruz. Bugün efsane bir ders işleyeceğiz. Ondan sonra da ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Ondan sonra da size çıkmış sınav sorularını bu konuyla alakalı ödev vereceğim ve hemen ardından paragrafı ikiye bölme konusuna geçmiş olacağız. O zaman hazırsanız başlayalım bakalım. Evet ekranlarımız. Neyi gösteriyor artık? Neyi gösteriyor? 2025 tyt paragrafta çıkabilecek kelimeler biliyorsunuz ki şu anda YouTube'un en çok soru yakalayan kanalındasınız. Ve bu öylesine tesadüfi yapılmış bir şey değil. Tesadüfi bir yakalama durumu söz konusu değil. Buradaki esas mesele büyük uğraşlara, büyük çabalara, emeklere ve araştırmalara dayanıyor. Ve bu araştırmalarımda zaten kitaplarımda yer buluyor arkadaşlar. Evet bakalım birazcık kelimeleri bir konuşalım beraber isterseniz. Feragat etmek. Paragrafta görürsünüz bakın bu kelimeyi çok fazla görürsünüz. Bu kelimenin anlamını size sorabilir. Bizim burada yapacağımız şey o kelimenin anlamını direkt olarak vermek olacak. Mesela hemen bakıyorum. Feragat etmek ne demek? Herhangi bir durumdan feragat etmek hakkından artık vazgeçmek demek. Feragat ediyorum artık ben hakkımdan. Yani bana düşen hakkı almıyorum demektir. Genellikle böyle miras meselelerinde falan görebilirsiniz. O zaman feragat etmek ifadesinin hakkından vazgeçmek anlamına geliyor arkadaşlar. Peki havanda su dövmek bu ne demek hocam havanda su dövmek boşuna uğraşmak mesela şöyle düşünebilirsiniz havanda ne döversiniz daha çok sarımsak falan döversiniz değil mi ama su dövdüğünüzde onu bir ezme ya da herhangi bir şekil değişikliğine uğratmak mümkün müdür hayır mümkün değildir o zaman havanda su dövmek herhangi bir işte boşuna uğraşmak boşuna çabalamak gibi anlamlara gelmektedir diyoruz arkadaşlar devam ediyorum alt yanı çıkmaz sokak. Çıkmaz sokak nedir? O sokağın sonu yoktur. Siz o sokakta e, başka bir yere ulaşamazsınız. Başka bir caddeye ya da başka bir sokağa ulaşamazsınız. O zaman alt yanı çık çıkmaz sokak yani bir paragrafta gördüğünüz zaman sonu gelmeyen sonuç alınamayan işler için söylenir. Yani bunu gördüğünüz zaman bir paragrafta bir metinde ya da altı çizili şekilde verdiği zaman sonuç alınamayan sonu gelmeyen işler olarak düşüneceğiz bunu tamam mı? Sonu gelmeyen sonuç alınamayan işlerdir. Bin dereden su getirsen arınamazsın değil mi diyorlar ya. Şimdi bin dereden su getirmek ya bin tane dereden su getirmek mümkün mü? Mübalağlı bir anlatım o yüzden birini ikna etmek için birçok ileri bir sebep sunuyorsun, e, dil döküyorsun, değil mi? Yani bin dereden su getirdim ya. Senin bunu kabul etmen için, buna ikna olman için çok çabalıyorum, dil döküyorum gibi bir anlama gelmiştir diyoruz arkadaşlar. Peki devam edelim. Akıntıya kürek çekmek ne demek? Şimdi akıntıya kürek çekmek, bir akıntıdasınız mesela, o akıntıya kürek çekiyorsunuz. Bir, bir şey elde eder misiniz? Bir sonuç alabilir misiniz? Hayır. O zaman akıntıya kürek çekmek olmayacak bir iş uğruna boşu boşuna çabalamak demektir, tamam mı? Yani bir iş var ama o işin herhangi bir sonucu yok. Size bir sonuç getirmeyecek. O zaman sen boşuna çabalıyorsun demektir. Akıntıya kürek çekmek demektir. Mesela ben hep size diyorum ya, oturup böyle bir tane paragraf soru bankası alayım da işte soru onu oradan çözmeye çalışayım paragraf netlerimi artırayım demek. Akıntıya kürek çekmektir arkadaşlar. Boşuna uğraşırsınız. Bu meseleleri bu zamana kadar bakın her bir paragraf sorusunu tek tek konuştuk ve konuşacağız. Bunlara hakim değilseniz, bu teknikleri kullanmıyorsanız eğer akıntıya ne yazık ki kürek çekmiş oluyorsunuz. Devam edelim. Abesle iştigal etmek. Bunu çok görürsünüz ya. Abesle iştigal ediyor. Yani yersiz ve yararsız işlerle vakit öldürüyor. O işlerin ona bir faydası olmayacak, bir yararı olmayacak. O yüzden yersiz ve yararsız işlerle artık sen vakit öldürüyorsun. Abesle iştigal ediyorsun anlamına gelir. Tamam mı? Tekrar söylüyorum. Abesle iştigal etmek yersiz, yararsız işlerle boşu boşuna uğraşmak, vakit kaybetmek anlamına gelecek. Kalburla su taşımak ne demek? Verimsiz, sonuçsuz bir işle uğraşmak. Bir iş var elinizde. Ama bir sonuç alamıyorsunuz. İşte sonuç alamamanız demek o işten herhangi bir verim alamamanız anlamına gelir. O zaman verimsiz, sonuçsuz bir işle uğraşmak anlamına gelir kalburla su taşımak. Sultan ne demek sultan? Otorite, değil mi? Herhangi bir durumda, herhangi bir konuda otorite figür içinde kullanılır. Biri size bir otorite kur, kurmaya çalışıyorsa ona ne diyeceksiniz? Sultan adını vereceksiniz. Edebiyatımız yazınımız. Arkadaşlar yazın demek edebiyat demek. Çok fazla görürsünüz ve göreceksiniz. Yazın eşittir edebiyat. O, o halde yazınımız dediğimde edebiyatımız anlamına geliyor. Bir şeye yatsımak ne demek? Biz tabi cümle yorumunda da bunu konuşmuştuk. Burada da bir verelim istiyorum. Yatsıma inkar etmek demek. Yani artık onu yok sayıyorum. inkar ediyorum. Kabul etmiyorum demek. Tamam mı? Yatsıma tekrar söylüyorum. inkar etmek yok saymak demektir. Öykünmek ne demek? Birine öykünüyor mesela. Taklit etmek demek onu, değil mi? Birebir taklit etmek ne yapıyorsa aynısını yapmak demek. Öykünmek daha çok böyle yazarlarda, şairlerde falan görebileceğiniz bir ifade. Taklit etmek anlamına gelecek. Yekne sak ne demek? Yekne sak çıkmış bir sınav sorusuydu bu. Tek düzem. Direkt böyle cümlenin cümle içerisine vermişti. yeknesan altını çizmişti ve bu kelime ile eş anlama gelebilecek bir kelime aşağıdakilerin hangisinde vardır demişti. İşte aşağıda siz tek düzeyi bulduğunuz zaman yeknesak eşittir, tek düze diyorsunuz arkadaşlar. Peki naif ne demek? Naif acemice yapılan demek. Tamam mı? Naif değil bakın h'li değil. Naif acemice yapılan bir iş olabilir, yapılan bir durum olabilir. Naif bu demek. Azami ne demek? en büyük demek azami ölçüde dersiniz ya en büyük. Simülasyon ne demek? Benzetim. Mesela e, uçakla alakalı bölümler okuduğunuz zaman ya da işte uçak mühendisliği okuyorsunuz mesela e, simülasyon araçlarına binersiniz. O uçak gerçek bir uçak değildir ama tıpkı gerçek bir uçağı kullanıyormuşçasına e, ne yapar? O simüle eder, değil mi? Benzetim e, anlamına geliyor diyoruz arkadaşlar. Peki çetrefilli ne demek? Mesela bir konu çetrefilli olabilir, değil mi? Karmaşık demek. Anlaşılması güç olan demek. O zaman çetrefilli, karmaşık, anlaşılması güç olan anlamına gelir. Müphem ne demek? Belirsiz demek. Bakın çok görürsünüz müfemim. Lütfen dikkat edelim. Müphem belirsiz demek. Fevkalade. Fevkaladenin fevkinde falan derler ya. Alışılmış olandan ayrı yani orada böyle çok güzel, mükemmel bir durum için kullanılır. Alışılmıştan ayrı, alışılmıştan farklı anlamına gelir. Fevkalade. Peki şuur ne demek şuur? Bilinç, şuur altı, bilinç altı diye kullanılır. Tayin etmek yani herhangi bir durumu tayin etmek, belirlemek anlamına gelir. İdrak ne demek? İdrak anlayış demek idrak. İnisiyatif, tabii söylerken inisiyatif diyebilirim ama yazarken inisiyatif şeklinde yazacağım. Buna dikkat edelim. Öncecilik yani bir şeye öncelik vermek anlamına gelecek. İhtilaf ne demek? Mesela bu konuda aramızda ihtilaf çıktım. Anlaşamıyoruz bu konuyla alakalı dediğimde anlaşmazlık anlamına gelmiş olacak ihtilaf arkadaşlar. Devam edelim. Metafor. Çok fazla metafor kullanılır. Özellikle destanlarda görürsünüz. Mecaz yani metaforlar, mecaz ifadeler yani gerçek kapısından çok geçmeyecek. Çanak tutmak mesela bu işe sen çanak tutuyorsun falan derler. Kötü bir şey olmasına yol açmak yani kötü bir durum ortaya çıkarmak, kötü bir şeye yol açmak anlamına gelecek. Münzevi ne demek? Biraz kelime köküne inelim mi? Seviyoruz kelime köküne inmeyi. Türkçe bir kelime değil. O Osmanlı Türkçesi, Arapça ya da Farsça kelimeler kökten türedikleri için bunların müştakları var ve burada kökten türeme meselesine bakacağım. Münzevi ne demek? Bakın kelimenin köküne iniyorsun. Arkadaşlar inzivadan geliyor inziva münzevi inzivaya çekilen yani kendi içine çekilen yalnız başına kalmayı seven değil mi münzevi ya da topluluktan kaçan gibi bir anlama gelmiş oluyor topluluktan kaçan yalnız başına kalmayı seven anlamına gelecek. Gün görmüş bu arada gün görmüş bitişik yazılır. Gün görmüş kimse birçok hayat deneyimi bulunan kimsedir değil mi? Yani hayatla alakalı çok fazla deneyimi bulunan kimse anlamına gelecek. Tolerans birine toleranslı olmak, tolerans göstermek hoşgörülü olmak anlamına geliyor arkadaşlar. Yani hoşgörülü olmak, tolerans göstermek benzer anlamlara geliyor diyoruz. Tenkide sağır. Şimdi tenkit ne demekti? Kelime manasından gidelim. Tenkit eleştirmek demek birini eleştirmek hatta münekkit, tenkit eleştirel bir kimse eleştirmen anlamına gelir münekkitte. Tenkide sağırsa artık, artık o eleştirileri dikkate almıyor demek. Yani sağır eleştirilere kulağını kapatmış o halde tenkide sağır anlamına geliyor. Aşınım ne demek? Bir şeyin aşınım hatta coğrafyada var galiba değil mi aşınım şekilleri var diye anımsıyorum yıpranma anlamına gelecek aşınım ete kemiğe bürünmek ne demek canlandırma hatta Yunus Emre'nin böyle bir dizesi var diyor ki ete kemiğe büründüm Yunus diye göründüm e, ete kemiğe bürünmüş olmak artık onun canlı olması demek mesela ben bir eser yazdığımda bir öykü ya da bir roman yazdığımda oradaki karakterleri ete kemiğe büründürerek size yansıtıyorsam artık ne yapıyorum canlandırıyorum değil mi zihninizde daha böyle insan olarak olarak da görmüş oluyorsunuz onu. Onları ve canlandırmış oluyorsunuz arkadaşlar. Kabuk değiştirme ne demek? Kendisini farklılaştırma demek yani kabuğundan sıyrılmış, artık bir farklılaşma evresine geçmiş anlamına gelir. Yansız ne demek? Yansız taraf tutmayan demek. Çok önemli. Kıstas ne demek? Bu konudaki kıstasım bu. Ölçüt, evet çok güzel. Sanat dalı, dağlı branş değil mi? Mesela benim branşım Türk dili ve edebiyatı gibiyim. Ee, i̇kircikli daha önce soru olarak geldi. İkircikli kuşkulu demek. Bazen önceki sorduklarını tekrar sorabiliyorlar o yüzden dikkat edelim. İkircikli böyle tekrar gelebilir. İkircikli demek kuşkulu anlamına geliyor. Kanıksama ne demek kanıksama? bir şeyi kabul etmek demek artık. Alıştım, ben bu durumu kabul ettim, kabulleniyorum anlamına gelir. Kanıksamak, kabul etmek, kabullenmek diyoruz arkadaşlar. Peki mizaç ne demek? Siz söyleyin lütfen mizaç ne demek? Yaradılış demek değil mi? Birinin yaradılışı. Benim mizacımda bu var. Benim mizacım bu dediğinizde sizin yaradılışınızla alakalı bir bilgiden bahsediyorsunuz. Savsaklamak ne demek? Umursamamak artık. Bakın savsaklıyor ya bu konuyu artık. Umursamıyor anlamına geliyor. Yeni yetme ne demek? Bu konuda yeni yetme. Yani acemi demek istiyorum değil mi? Acemi yeni yetme. Savruk aklını işine vermeyen anlamına gelir. Yani savruk bir zihni var. Savruk bir e, düşüncesi var aklı burada değil burada onu göremiyorum anlamına gelir uyarlama adaptem tabi Moliere'de çok fazla görüyoruz Moliere'in eserlerini biz uyarlıyoruz e, mesela Cimri isimli eserini uyarlamadır adaptedir diyebilirsiniz yazınsal edebi az önce konuşmuştuk zaten ölçüt kıstas kr e, kriter atalet çok önemli ama bizde atalet asla yer yok değil mi atalet tembellik demek arkadaşlar harekete geçememek demek e, yani biraz böyle kendinde o motivasyonu bulamamak demek çok iyi bir şey değil o zaman atalet tembellik diyorum harekete geçmemek Geçememe, geçememe diyorum mekanik aksam aksam kısım mekanik kısım diyebilirsiniz aşikar bu durum çok aşikar diyorsunuz yani açık apaçık belli ben bunu görüyorum demek senkron eş zamanlı ilerliyor aynı senkronda ilerliyor diyebilirsiniz kaotik ne demek kaotik çok kargaşa içerisinde değil mi yani bir kaosun içerisinde olmak demek evet buradaki 2025 için ee, hazırladıklarım çok çok önemli arkadaşlar lütfen ama lütfen dikkate alalım Şimdi birkaç tane daha var ondan sonra hemen sınav soruları geliyor ee, bu hepsi önemli hani şu önemli değildir gibi bir çıkarım yapamayacağım bunları paragraflarda sıklıkla göreceksiniz tamam mı? umarsız çare bulamamak çaresiz demek umarsız çaresiz demek uhde ne demek mesela ukte demiyorum içimde ukte kaldı değil uhde uhde sizin göreviniz mesela sizin uhdeniz ne her gün 20 paragraf sorusu çözmek değil mi yani bu bir görev bu bir rutin o zaman sorumluluğunuz sizin uhdeniz neymiş 20 paragraf sorusu çözmek ve bunun e, öğrencilerimin görevli olduğu yapmakla yükümlü olduğu iş anlamına geliyor arkadaşlar asgari ne demek? En az mesela asgari seviyede falan derler değil mi? En az anlamına geliyor. Ee, onun nezdinde falan diyebilirsiniz. Huzurunda anlamına gelir. Onun nezdinde, onun huzurunda. Doktrin daha çok felsefede kullanıyor olabilirsiniz. Öğreti demek bu doktrinler mesela. Sarih ne demek? Sarih belirgin değil mi? Net, belirgin, açık, apaçık anlamına gelir. İhtiva etmek ne demek? bir şeyi artık kapsamak anlamına gelecek tamam mı? Onu ihtiva ediyor, kapsıyor anlamına gelecek. İnşa etmek ne demek? Kurmak artık değil mi? Yavaş yavaş bunu inşa ediyor, kuruyor artık bu düzeni. Mütemadiyen benim çok sevdiğim ve çok sık kullandığım bir kelime. Mütemadiyen ne yapıyorum ben arkadaşlar size? Video çekiyorum. Mütemadiyen ders anlatıyorum. Mütemadiyen kitap yazıyorum. Sürekli olarak benden aklınızda kalabilir. Benim sürekli yaptığım bir iş olarak düşünebilirsiniz mütemadiyen. Tasavvur etmek. Bunu tasavvur ediyorum artık, değil mi? Yani zihnimde canlandırıyorum. Zihnimde bunu görüyorum. Tasavvur etmek zihinde canlandırmak demek. Niş işler görürsünüz bunu paragraflarda. O alışılmışın dışında olmak anlamına gelir. Niş işleri gördüğünüz zaman alışılmışın dışında anlamına gelir. Palazlanmak zenginleşmek demek artık. Varlığını artırıyor. Varlıklı, varlığını artıran Zenginleşen kimse anlamına gelir, palazlanmak diyoruz, tamam mı? Bilinçaltı, şuuraltı. evet. İşlev nedir? İşlev, fonksiyon, değil mi? Yani bu konudaki fonksiyonu, işlevi diyorsunuz. Muazzam, alışılmışın sınırlarını aşan anlamına geliyor. Yani çok muazzam bir e, kitap dersiniz. Çok muazzam bir kanal. Çok muazzam bir kamp gibi. Alışılmışın dışında, değil mi? Tekniklerle ilerliyoruz zaten. İhtiah, iştah aynı kökten geliyorlar. Bunlar kıvrak, akıcı ve işlek mesela kıvrak bir zekası var, akıcı bir zekası var, pratik bir zekası var anlamına geliyor. Evrilen bir şeyi evril evirmek ne demek? Bir biçimden başka bir biçime doğal olarak döndürmek demek. Yani bir şeyi eviriyorsanız arkadaşlar ne yaparsınız? Bir biçimden başka bir biçime doğal olarak döndürürsünüz. Hasbel kader ne diyoruz? Belki karşılaşırız hastval kader sizinle de pek çok yerde karşılaşıyoruz bu arada. Rastlantısal olarak yani rastlantı sonucu tesadüfen karşılaştığımız durumlar için kullanıyoruz. Devingen ne demek? Hareketli. Yani bir durumda böyle bir hareket varsa biz ona artık devingen deniyor diyoruz. Hissi kablel vuku ön söz ön sezi demek. Yani bir şeyi böyle önceden sezmek demek. Hissi kablel vuku çok güzel olurdu mi? bir paragrafta gelse. Bence tadından yenmez. Yıldızlayalım ki bu bilgiyi. Bu kelimeyi bu kelime bizi sınavda yıldız yapsın diyorum ve eni konu iyiden iyiye, iyice anlamına gelir diyorum arkadaşlar. Dediğim gibi bu kitaplar hazırlanırken bütün web kaynaklarını taradım ben, bütün e, çıkmış sınav sorularını taradım. Yani öylesine işte bu çık çıkabilir vesaire şeklinde bir konuşmamız yok biliyorsunuz ki. O yüzden önemli bir mesele. Peki sayfa 200'ü açtı, 203'ü açtığınızda. Bu e, konuyla alakalı ne göreceksiniz biliyor musunuz? Bakın 2024 TYT, 2024 TYT iki soru gelmiş 2024 TYT'de bu konuyla alakalı. Önce çıkmış sınav sorularını çözüyorsunuz sayfa 203, 2024 mensüveyde gelmiş, 2023 TYT'de yine bakın e, birer tane mensüveyde bir tane yani her sene bir ya da iki tane kesinlikle geliyor. O yüzden ben buradan öncelikle arkadaşlar sayfa 206'ya kadar ödev veriyorum tamam mı? Bu bittikten sonra biz zaten paragrafta iki cümleyi birleştirmeye geçeceğiz. Ondan sonra yavaş yavaş ilerleyeceğiz. Esasında bir 5-6 günümüz var kampımızda nihayet ermiş olacak. O zaman günün sorusu gelsin ve bence ders öyle nihayet ersin istiyorum. Ee, bağlamlı bir şekilde bir cümle vereceğim ve bu kelime nasıl yazılır diyeceğim. Gözünde birden it çıkmıştı derken it nasıl yazılır? Gelsin cevaplar kartı K tekniğimize göre gelsin ama. Bir de Yeşil çay nasıl yazılır? Yine kağıt kağıt tekniğimize göre aşağıda gelsin. Vallahi bir tane daha soracağım dur. Esmer şeker nasıl yazılır? Kartı K tekniğimize göre aşağıda gelsin. Bugünkü dersimiz bu kadardı. Dersi beğendiyseniz ve sizin için uygunsa tabii ki şöyle küçücük bir beğeni koyarsanız aşırı derecede mutlu olurum. Bir sonraki derste görüşünceye dek unutmayın ki kalbim sizinle güç her zaman bizim.